Bugün din ve milliyetçilik ekseninde siyaset yapanlar yüzünden emekçiler dağınık ve çaresiz durumdalar. AKP kimlik siyasetiyle tarihin en büyük siyasi krizine neden olmakta. Buradan çıkışın tek yolu emeğe, işsize, yoksula sahip çıkacak bir siyaseti ve örgütlenmeyi yaratmaktır. Emekçileri bir araya getirecek ve birlikte siyasete katacak tek yol emek siyasetidir. Emek bir olanın yola çıkmasının Esas sebep budur. Türkiye'de emek alanında son 14 yıldır yaşanan ani çöküşün etkilerini her gün görmekteyiz. Son 14 yılda istikrar diyerek yoksul bırakılan, sosyal yardımlarla düşkünleştirilen ve muhtaç bırakılan, tüm haklarından mahrum edilmiş, örgütlü siyasi yapısı parçalanmış ve ölüme mahkum edilmiş bir emekçi kesimi yaratılmak istendiği çok açık. Sosyal yardımlar ile yoksulluk bitirilmek değil, sürdürülmek isteniyor. Emekçiler düşkünleştiriliyor ve muhtaç hale getiriliyor. Yaklaşık 3 milyon aile yaşamını sosyal yardımlarla sürdürüyor. İktidar emekçileri köle haline getirmek istiyor. 21. yüzyılın başlarında başlarında gün emek siyasetini yeniden örmenin günüdür. Emek bir olanın iki amacı vardır. Türkiye'de emek mücadelesi alanını büyütmek ve bu mücadeleye katkıda bulunmak. Zor kullanarak siyasetten yoksun bırakılmış, kültürel, mezhepsel ve etnik kimlikler üzerinde yapılan siyaset döngüsüne hapsedilmiş halkımızın yeniden işçi, emekli, kamu çalışanı, işsiz, güvencesiz, taşeron yani emekçi olduğunu hatırlatma ve politize etme görevini Türkiye'nin kurucu partisi CHP üstlenmiştir. CHP emek büroları var olan sendikal yapıları güçlendirmenin yanında emekçilerin çok büyük kesminin hapsedildiği örgütsüzlüğü kırmak, ve onları örgütlü hale getirmek amacındadır. Emek hareketinin ve emekçilerinin sorunları masa başına fark edilemez. Emek büroları bu bilinçte sorunların tespitini yerinde yapacak, çözümler için farklı fikirlere başvuracak ve nihayetinde tüm sorun alanlarına yönelik politika üretimini yapacaktır. Zonguldak'taki madencilerin, Mersin'deki liman işçilerinin, Kocaeli'deki otomobil işçilerinin, Malatya'daki kayseri üreticilerinin sorunlarının gözlemi ve çözümü yerelden yükselerek politikaya dönüşecek. Emek büroları toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak parti, sendika, sivil toplum ayrımı yapmadan herkesi herkesi emek ekseninde bir araya getirmeyi ve emeğin hakkını savunmayı hedeflemektedir. Türkiye'nin Sosyal Demokrat Partisi emekçilerin sömürülmesine, köleleştirilmesine, sendika hazırlaştırılmasına, güvencesizliğe ve kazanılmış hakların yok edilmesine karşı emek büroları ile mücadeleyi büyütmek amacındadır emek en yüce en yüce değerdir ilkesini benimsemiş olan emekçilerin yanında olmayı tarihsel görev ve ödev sayan Cumhuriyet Halk Partisi işçisinden plaza çalışanına çiftçisinden memuruna öğretmeninden AVM çalışanına kadar tüm emekçilerin sorunlarına derman olacaktır. CHP emek birloları olarak korkuya ve şiddete karşı beraber hep beraber emekçilerle beraber diyoruz.